Hocam birkaç gün önce Mustafa Kemal'e hakaret etti diye 17 yaşında bir öğrenci tutuklandı. Sanatçılar bu konuya destek verdiler. Bu konu hakkında sizin görüşünüz nedir? Şimdi öyle devrik, öyle dengesiz bir düzendeyiz ki. 10 yaşındaki bir çocuk. Çocuk kimdir? Ne için yaptı? Bununla ilgilenmiyoruz. Zaten biz Müslümanlar çocuklarımıza gidin Mustafa Kemal'e hakaret edin falan filan tarzında bir direktif de vermiyoruz. Emir de vermiyoruz. Böyle bir öğreti de bulunmuyoruz. Müslümanların evlatlarını pek yapacağı iş değil bu. Böyle şeylerle gidermek. Ama neyse ney. Yapmış 17 yaşında bir çocuk. Neden çocuk diyoruz? İslam'a göre çocuk değil. Ama bunların eğitimine göre çocuk. Şimdi 18 yaşından evvel bir çocuk evlenirse çocukken evlenmiş oluyor. Çocukken niye evlendin oluyor? Çocuksa bu, çocuğun yaptığı suç İslam'da normal suç olarak değerlendirilmez. Ama bunlar kendi işine geldiği yerlerde çocuk mocuk bakmıyor, hemen hop de içeri attırıyor. Nasıl bu iş? Öyle saçma devrik bir düzen var ki arkadaş. Yani bir de biz Müslümanlar yolumuzla sapasağlam yürüyüp yolumuzu anlatacağımıza hala bu devrik düzenin, bu devrik mantığın insanlarını yani böyle kendimize çekelim diye yamuluyoruz, eğiliyoruz, saçma sapan hallere giriyoruz. Bakın Osmanlı kaldırılıyor ya, Cumhuriyet kuruluyor. Hep söylüyoruz. Ne için kuruluyor? Cumhuriyet. Hürriyet istiyoruz diye kuruyorlar. Hürriyet istiyoruz, hürriyet istiyoruz. Osmanlı geriye çekiliyor perde arkasına. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. İkinci parti kurmak yasak. Seçim olacak ya güya. İkinci parti kurmak yasak. Ya neyin hürriyeti bu arkadaş? Diyor ki padişahlığı kaldırdık, saltanatı kaldırdık. Ama ikinci parti kurmak yasak. Seçim yapacaksın, seçim yasak. Parti kurmak yasak. Parti kuracak adamlar öldürülüyor. Hani nerede hürriyet ya? Neyin hürriyeti bu yani? İngiliz'in şapkası getiriliyor, takılıyor burada. Neden? Bu sarık Arap sarığıymış. Bak bak. Arap sarığı diye sarığı kaldırıyor. Türk takkesi getirdi diyeceğine İngiliz şapkası getirip takıyor bize. Ya yani gülmemek elde değil tarihi arkadaş. Böyle bir tarihi bize yani müthiş bir tarih diye anlatan bir sığ yapı var. Bu yapıya neyi anlatmaya çalışıyorsunuz siz? Siz İslam'ı yaşayın, Osmanlı'yı yaşayın. Yaşantınızla bir şeyler öğrenecekse öğrenecek, öğrenmeyecekse yapacak bir şey yok. Bunlar diyor ki bir kişi 18 yaşından küçükse çocuktur. Bunların kanunu bu. İslam'ın kanunu değil bu. Yani ne demek? Çocuk olunca suçu ehliyeti yok oluyor. İslam'da mesela çocuk kaç yaşına kadar çocuktur? 13, değil mi? Erkekte 13-15. En çok 15. Bunun altında kalan çocuk suça ehliyeti yoktur. Yanlış bir şey yapsa bile günah tarafında yazılmıyor Allah katında Celle Celaluhu. Ha ne yaparsın? Bir takım edeplerle bunu kendine geri çekiyorsun, sulh ediyorsun, düzeltiyorsun, ıslah ediyorsun. Ayrı bir konu ama normal bir insan gibi ceza kesmiyorsun, kesemezsin. Hem diyorsunuz ki 18 yaşından küçükler çocuktur ama kendi tersinize bir hareket yaptığı zaman büyükler gibi onlara ceza kesiyorsunuz. Sonra çıkıyor bozuk mantıklar, kendi para aldığı yerler atalarına istediği gibi hakaret ediyor, ses çıkartmıyorlar. Fakat bu böyle bir çocuk buldukları zaman çocuğu ezermişçesine aleyhine konuşup konuşup duruyorlar. Böyle bir yapı. Allah ıslah eylesin. Celle Celaluhu. Yani neticede nereden bakarsanız bakın rezalet. 18 yaşından küçük. Bakın bu memleket içerisinde yani bu sanatçıların rezil olduklarını buradan anlayın ki bu memleket içerisinde kardeşim peygambere hakaret edenler oldu. Bakın bu sanatçılardan tek kelime çıkmıyor. Resul-i Ekrem hakaret ediliyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki cihanın sultanı, ona hakaret ediliyor, ses yok. Dünya çapında Kur'an yakılıyor, ses yok. Süleyman aleyhisselam zamanında basılmış diyorlar ilk para. Şeytan onu aldığı zaman böyle bakmış. Yaktım çıranı Ademoğlu demiş. Şimdi yaktım çıranı. Şimdi gerçekten yakmış bunların çırasını şeytan. Paranın kölesi olmuş bunlar. LGBT'yi destekleyene para geliyor. Reklam geliyor diye paranın peşinden nereye gidiyorsa koşuyorlar. Bir 17 yaşındaki kendi düşüncelerine göre çocuk ez gitsin diyorlar. Böyle. İfade özgürlüğü, ifade peygambere hakaret edene ifade özgürlüğü, Kur'an'a hakaret edene ifade özgürlüğü, ona hakaret edene ifade özgürlüğü. Ama 17 yaşındaki çocuk atasına bir şey söylediği zaman onların atasına
hemen ters kelepçe hop hapise. Ve ayrıyetten oraya yine döneceğiz. Cumhuriyet kuruluyor, saltanat kaldırıldı. Saltanatta işte baskıcı bir yönetim vardı, hürriyet yoktu diye. Cumhuriyeti kuruyorlar demokrasi diyerekten. Ondan sonra kanun çıkartıyorlar. Hani demokrasi ya bu. Neticede halkın dediği olacak ya. Kanun çıkartıyorlar. Bu kanunun kaldırılma teklif edilmesi bile yasaktır. Hani demokrasi? Onu kaldıramazsın, bunu kaldıramazsın, şunu kaldıramazsın. Halk karar vermeyecek miydi? Demokrasi halkın verdiği karar değil miydi? Halk karar versin ne kaldırılır ne kaldırılmayacağına. Siz bunu istediniz yani. Yani tamamen devrik, dengesiz, pislik bir nizam. Onlar diyorlar ki bizim istediğimiz gibi olacak, istemediğimiz gibi olmayacak. Onlar bunu diyebilirler. Onlar şeytanın avanesi, şeytanın müttebileri. Paraya tapıyorlar, paranın istediğini yapıyorlar. Bizim onlara sözümüz yok. Bu hep böyle oldu. Böyle olacak yani. Ta Nuh Aleyhisselam'dan beri bu iş böyle yani. Fakat bizim istediğimiz o ki, paraya tapmıyorum diyenler, Allah'a tapıyorum diyenler, Allah'ın önünde secde edenler, Resul-i Ekrem'i seviyorum diyenler, dik durun, adam olun, münafık gibi davranmayın, münafıklık yapmayın. Buradan böyle söyleyip sonra oradan başka işler yapmayın yani. Adam gibi yürüyün bu yolda artık. 20 seneniz geçti sizin yönetimde. Korkmayın be artık yani. Allah'tan korkun, başka bir şeyden korkmayın. Ama millet ne der korkusuyla öldünüz geberip gideceksiniz ya. Millet ne der diye hareket eden riyadan kurtulabilir mi? İhlaslı bir Müslüman olabilir mi? Biz milletin ne dediğine bakarız. Allah'ın onun üzerindeki hükmü nedir? Onu tayin etmek için. Millet bizi yönetiyorsa niye orada oturduk o zaman ya? Osmanlı padişahları ne yaptılar? Devrik zamanda, zayıf zamanda Fatih Sultan Mehmet Han, Cennet Mekan Hazretleri padişah olduğu vakitte geldiler ayak dilediler. Zorla para aldılar padişahtan. Resmen haraç aldılar yani. Ben bunun hesabını sorarım dedi. Ben bunun hesabını sorarım. Böyle bir yönetim yok çünkü. Ben sizin padişahınızım. Ama ne zaman? Daha yeni, zayıf. Gücü eline aldıktan sonra kim gelip ayak dileyebilir padişaha? Kim? 4. Murat Han Cennet Mekan Hazretleri. Gücü eline alana kadar neler neler yaşattılar. Gücü eline aldıktan sonra hadi gelsin bakayım birisi. Sen 22 senedir, 21 senedir baştasın arkadaş. Gücü hala eline alamadık mı? Alamadıysan da hani bu işe o zaman hiç çıkmasaydık. Demek ki bu güç ele alınmıyor yani. Bu senin sisteminle güç ele alınmıyor. Senin kurduğun nizamla güç ele alınmıyor demek ki. Böyle olmuyor yani. Gidişatta bir yanlış var demek ki. Ayak başa uymuyor. Baş bir şeyler söylüyor, altta millet istediğini oynuyor. Bu yolla bir yere varılmaz. Böyle olmaz. Bizim istediğimiz sol taraf belli zaten. Evveli neyse ahiri de o. Sağ taraf sağlam dursun, sağ taraf. Sağ taraf yolda doğru yürüsün, gitsin. Yani bir belediye CHP belediyesi oldu diye Antalya'yı CHP belediyesi, CHP'de yürütüyor. Biz ona bir şey, hayır öyle bir şey yok. Çıplak bir kadın heykeli olamaz orada. Bu edep ve hayaya aykırıdır. Çırılçıplak resimler asılamaz orada. Edep ve hayaya aykırıdır. Bunları düzeltemiyorsak yani rezilliğin önüne geçilemeyecek. Geçilemiyor da zaten. Siz halkın dediğini yapa yapa hakkı unuttunuz, kusura bakmayın da. Hakla bağlantınızı kestiğiniz zaman zaten gelen kuvvet oradan geliyordu. Onunla bağlantıyı kestiği zaman ne olacak? Yiyin birbirinizi diyecek Allah Subhanahu ve Teala. Yiyin birbirinizi, gidin yani. Yuvarlanıp gidin. Allah muhafaza buyursun. Amin. Celle Celaluhu.